Tekrar ülkeye dönelim. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası gündemden adı düşmeyen bir isim vardı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık. Çadır satışı sonrası hem iktidarın hem de muhalefetin eleştiri oklarının hedefindeydi. Ancak Kınık bu kez makam araçlarıyla gündemde. Kızılay Başkanı iken kendisine 4 makam aracı tahsis edilmiş ve iddialara göre o araçları da kuruma iade etmemiş. <laughs> 2050 çadırımız Ahbap Derneği tarafından arkadaşlarımız aracılığıyla Ahbaba maliyet fiyatıyla teslim edilmiş. Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Yani kızılay böyle bir çadır satma fiiline işine giremez. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından skandallarla gündeme gelen Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık görevinden istifa etti ama gündemden düşmüyor. Çıkmış bir tanesi Kızılay nerede diyor. Ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız ve namussuz ve adi Kınık uzunca bir süre istifa çağrılarına kulak tıkamıştı. Kerem Kınık istifa mı etti yoksa Erdoğan'ın aylar sonra üzülmesinden dolayı mı görevinden ayrıldı sorularının gölgesinde bu kez araç saltanatıyla konuşulmaya başlandı. 12 Mayıs tarihinde istifa etmek zorunda kalan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 4 makam aracı olduğu, Genel Müdürü İbrahim Altan'ın ise 2 makam aracı olduğu ortaya çıktı. Kızılay'ın en az 57 yöneticiye makam aracı verdiği belirtiliyor. Kınık'ın istifa etmesine rağmen bazı araçları kuruma geri iade etmediği de iddialar arasında. Kızılay'da ballı maaşların ve huzur haklarının sonu gelmezken şimdi bir de araç saltanatı iddialarıyla çalkalanıyor. Hal böyle olunca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o hafızalara kazınan cümleleri geldi akıllara. İtibardan tasarruf olmaz. İtibardan tasarruf olur mu olmaz mı bilinmez ama Türkiye'nin en köklü yardım kuruluşu Kızılay'ın araç saltanatıyla gündeme gelmesine ilk açıklama Kızılay basın müşavirliğinden geldi. Önce onlarca kişiye araç verildiği reddedildi. Kızılay'da araç kullanımıyla ilgili iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Kızılay'ın diğer uygulamaları gibi araç kullanımına ilişkin uygulamaları da mensubu olduğu insani yardım teşkilatlarının standartlarına uygun olarak yürütülme. Daha sonra kabul edildi. Kızılay'da belirli seviyedeki yöneticilere görevleri nedeniyle tahsis edilen araçlar görevin gerektirdiği kadar akaryakıt limitiyle kısıtlıdır. Burada bir itibar var. Buradan tasarruf olmaz.